Merhaba gençler. Kazanım karma testlerinin üçüncüsündeyiz. Bu konu bağlı hareket konusuyla ilgili. Eğer bağlı hareket konusunu yapmak istiyorsanız önce vektörleri iyi bilmeniz lazım. Vektörlerde eksiniz varsa tamamlayın. Bu arada 11. sınıfın çok yoğun olduğunu duymuşsunuzdur belki. Yani bu sene çok yoğun geçeceksin için. Her iki ve üç hafta bir, bir konu bitecek. O yüzden yani baştan işi sıkı tutun gevşeklik göstermeyin. Yetiştiremezsiniz konular bilginiz olsun. Yani birinci yazılda dört tane falan konu olacak. Yani vektörler, bağlı hareket, niyetim hareket yasaları hatta hareket grafikleri dahil dört tane konunuz var. O yüzden sıkı bir çalışmayla, yoğun bir çalışmayla seneye başlangıç yapın. Kesinlikle gevşeklik göstermeyin. Şimdi bağlı hareket konusuna başlayalım. Birinci sorumuz. Sefa otobüse göre 1 metre bölü saniye hızıyla arka tarafa doğru yürümektedir. Otobüs yere göre 6 metre bölü saniye hızıyla ilerlediğine göre yol kenarında duran Abdullah Sefa'nın hızını kaç metre bölü saniye ölçer? Şimdi bir otobüs var. Bu otobüs ne yapıyor? Ve otobüs diyelim buna. Otobüs altı ile geliyor. Şimdi bu sefa otobüse göre ama arka koltuğa doğru gidiyorsa, arka koltuğa doğru gidiyor sefa, hızın ne kadar olduğunu söylüyor bizlere. 1 olduğunu söylüyor. Hızı 1 metre bölü saniye. Peki aslında size ne soruyor? Yol kenarına duran diyor. Yani aslında sefanın yere göre hızını soruyor. Gençler sorularda yere göre hız nasıl bulunur? Araca göre hız ile aracın hızını aracın hızını vektörel olarak toplarsınız gençler. Vektörel toplama olması lazım. Araca göre hız ile aracın hızının toplamı. Şimdi burada aracın hızı ne? 6. Sağa doğru 6. Araca göre hız ne? Sola doğru 1. O zaman bu ikisinin toplamı işte bize neyi verecek? Yere göre hızı verecek. O zaman burada yere göre hız için nedir dersiniz? Bu arada vektörel toplamındır. 6 ile bir zıt dönü olduğu için bileşkesi ne yapar? Sağa doğru 5 yapar. Yani burada bu sefanın yere göre hızı sağa doğru, yani tam şu anda sağa doğru gidiyorsa yani aracının gittiği yönüyle aynı yönü diyelim biz ona 5 metre saniye olması gerekir. Cevabımız D şıkkıdır. 2. Doğrusal bir yol üzerine K aracı 60 kilometre bölü saat ee, ve L aracı ise 80 km bölü saat hızıyla birbirlerine doğru hareket etmektedir. Şimdi iki araç var. Biri K aracı olsun. Bunun hızı 60. Diğerin hızı nedir? Diğer hızı ise 80'le geliyormuş. K ve L araçlar bu şekilde. Birbirlerine doğru geliyorlar diyor. Araçlar yanına geldiklerinde K aracında oturmakta olan biri L aracının hızını kaç kilometre bir saat olarak görür. Şimdi burada e, şey yapabilirsiniz. Bağlı hızın formunu vereyim ben size. Bağlı hızın formu şudur. V gözlenen eksi V gözlemci biz bunu kısaca şöyle yazıyoruz. V bağlı eşittir. V gözlenen eksi V gözlemci şeklinde yazıyoruz gençler. Tabii nasıl toplam? Vektörel toplam. Şimdi ne demek bu? Gözlenen aynen kalacak. Gözlemciyi ters çevireceksiniz. Şimdi burada kim gözlemci? Kim gözlenen? K aracında oturmakta olan biri diyor. Demek ki gözlemci burada. Burası ise gözlenen. Ne yapıyoruz? Gözlenen aynen kalıyor. Yani 80 ile giden bu şekilde yapıyoruz. Yapıyoruz. Ve eksi gözlemci. Gözlemci ters çeviriyorsunuz. Vektörler de en önüne eksi gelmesi ne anlamına gelir? Vektörün ters çevirici anlamına gelir. Yani k'yı ters çeviriyorsunuz. O zaman burası bu şekilde oldu. O zaman ikisinin toplamı kaç yaptı gençler? 140 yaptı. Bağlı hızımız bizim 140 km bölü saat olmalıdır gençler. Şöyle bir ipucu vereyim sizlere. Pratik yapın bundan sonra. Eğer araçlar zıt yönde geliyorsa toplayın. Aynı yönde gidiyorlarsa da farkını alın. Şu anda araçlar zıt yöne gidiyorsa bunları toplamanız lazım. Bunu günlük hayattan şöyle biliyorsunuz sizler. Mesela siz bir otobanda 120 ile gelirken karşıdan da başka birisi 130'a geliyorsa ona baktığımız zaman nasıl göre yanımızdan benim hemen geçiyor değil mi? Nasıl oluyor? İşte ikisinin toplamı oluyor. Yani aslında 250 ile yanınızdan geçmiş gibi hissediyorsunuz gençler. Zıt yönlü olduğu zaman toplayın. Aynı yöne gidiyorsa da farkını alın. Bu şekilde pratik yapabilirsiniz. Üçüncü soru. Aynı düzendeki araçlardan K aracı 4 metre/s hızla doğuya, L aracı ise 3 metrelik saniye hızla kuzeye doğru şekilde gibi hareket etmektedir. Buna göre L aracıdan oturan kişi K aracının hızının hangi yönde kaç metre bölü saniye olarak görür? İki yolla yapabiliriz. Birinci yoldan yapıyorum gençler. Işte. Birinci yol size az önce verdiğim form neydi? V bağlı eşittir. V gözlenen eksi V gözlemci. Ne demekti bu? gözlenen aynen kalıyor. Gözlemci ters çevirip topluyorsunuz. Burada şimdi kim gözlemci kim gözlenen L ot aracında oturan kişi diyor ya. Aa, demek ki bu ne? Bu gözlemci. Kime bakıyor? L aracın hızını. Yani K ise bizim için gözlenendir. O zaman ne yapıyoruz? Gözlenen aynen kalıyormuş. Gözlenen aynen kalıyor. Eksi V gözlemci. Gözlemci ters çeviriyorsunuz. Yukarı doğru ise aşağı doğru 3 olmuş oldu. Eksi V gözlemci bu. O zaman bu ikisinin toplamı ne yapar gençler? 5 yapar. Hangi yönde? Ee, şimdi burada şöyle bir e, sıkıntı var. Burada evet büyüklüğü 5'tir. Şurası doğudur. Burası güneydir değil mi? Aslında güney ile doğu arasında 5'tir. Güney Doğu yönünde değildir. Yani buradaki verilen şey bana göre yanlıştır. Cevabın ne olması lazım? Güney ile Doğu arasında demek lazım gençler. Niye? Çünkü e, bu şekilde değil bana göre. Çünkü Güney Doğu, Kuzey Doğu, Kuzey Batı bunlar tam yani 45 derecelik açı için geçerlidir. Yani eğer şöyle olsaydı 45-45 derece olsaydı o zaman derdiniz ki ha, bu güneydoğu yönündedir. Ama şu anda nasıl? Şurası 37'dir gençler. Şurası 53'tür. Bunu vektörlerle öğrendiniz artık. 37'nin karşısı değil mi? 3'ün katları. 53'ün karşısı da burası 4'ün katlarıdır. Yani bu 5 aslında kuzey şey güney ile doğu arasındadır. Bana göre cevabım bu olması lazım. Güney ile doğu arasında 5 metrelü saniye olması lazım. Şıklarda hiçbir yok. Yani bir arasına falan demediği için hadi yine endlir ne inşaat değil ama doğrusu nedir? Doğrusu güney ile doğu arasında veya F şıkkı diyebiliriz yani F şıkkımız da olabilir. Güney ile doğu arasında 5 metre/saniye bölü saniye hızla gidiyormuş gibi görür. Bu birinci yöntem idi. İkinci ne yapıyorum bir de. Burayı siliyorum. Ekran görüntüsünü almışınızdır. Notunuzu aldınız. Şimdi şöyle yapıyorsunuz. Şu kim VK. Şu kim? VL. Şimdi kim kime bakıyor? LK'ya mı bakıyor gençler? O zaman siz de L'nin ucundan K'nın ucuna bir ok çizin. Bu şekilde. Bu arada L kaçtı? 3'tü. Bu da 4'tü. O zaman burası kaç olacaktır? 5 olacaktır. Nasıl? Yine yönü güney ile doğu arasında. Tamam mı? Cevap budur aslında. Güney ile doğu arasında. F şıkkını ben ekleyeyim buraya. Güney ile doğu Arasında 5'tir. Tamam mı? Cevabın bu şekilde olması gerekir. Geçiyoruz dördüncü sorumuza. X ve Y araçları yere göre 20 metrimi saniye büyüklüğündeki sabit hızla zıt yönde hareket etmektedir. Az önce ne söyledim sizlere? Zıt yöne gidiyorsa toplayın. Cevabın çıkacak kesinlikle 40 çıkacak bak. 40 olacaktır. Ama tabii ki ee, kimin yönde? Şöyle olur gençler. Siz mesela burada eğer Y aracında olsanız X'e bakınca X'i nasıl görürsünüz? Ters yönde görürsünüz. Peki X aracında olsanız y Y'i nasıl görürsünüz? Ters yönde. Yani o zaman nasıl olur biliyor musunuz? Kim kime bakıyorsa yani kendi gittiğinin ters yönünü görecektir. Yani şu anda X aracının Y aracının sürücüsüne göre hızı ne olur diye soruyor ya. Dolayısıyla X aracının Y aracının sürücüsüne göre dediğine göre burada kim gözlemci aslında? Y gözlemci. Bu kimdir? Bu ise gözlenendir. Yani dolayısıyla Y'de bir gözlemci var. Siz buradasınız. Bak Y aracındasınız. O zaman X'e bakınca X'i nasıl görürsünüz? X'in yönünde değil mi? Ters yönde. X'in yönünde 40 gidiyormuş gibi görürsünüz. Cevap bu şekilde oldu. Yani mantıken yaptım şu anda soruyu. Hocam ben mantıkını anlamadım. Bana formülle gösterin diyorsanız yapalım. V bağlı neydi? V gözlenen eksi V gözlemci. Ne dedi bu formül bizlere? Gözlenen ayna kalsın. Kim gözlenen burada? X gözlenen. Değil mi? X gözlenen. X aynı kalsın. 20 kaldı. Eksi V gözlemci. Gözlemci ters çevir. Şu da eksi V gözlemci. Aslında eksi yazmayan da şöyle yapalım onun başında. Eksi V yapalım. Bu da V Evet bu iki vektörü toplarsanız ne yapar? Sola doğru 40 yapar. Bu da Evet. Ee, bu da şeydir. Cevapadan yapar. Bir siyasetçinin sürede söz akma geldi. Bu da kırk yapar deyince ona güldüm. Evet. Beşinci soru. 2021 yılında Mersin'de meydana gelen orman yargınına müdahale etmek için 40 km saat hızla kuzey yönünde uçmakta olan uçak hedefine varmadan doğu yönünde 30 km saat, büyü saat büyüklüğünde hızla esen rüzgara maruz kalmıştır. Bununla ilgili hareket ile ilgili ne söylenir? Şimdi burada ne yapıyor başta? Kuzeye doğru gidiyor. Çizin gençler bu tip sorularda. Kuzeye doğru gidiyor. Ne olmuş daha sonra? Doğu yönünde bir rüzgar ortaya çıkmış. Doğu yönünde rüzgar ortaya çıkmış. O zaman ne yapar? Bunu sürükler değil mi? Yani aslında o zaman burada bu uçağın yere göre hız nedir dersiniz? Artık vektörlerini öğreniniz. 3, 4, 5'in katları 50'dir dersiniz. Buna göre hangileri doğrudur? Yangın söndürme uçağı doğu yönüne sürüklenir. Evet, sürüklenmesi doğu yönde. Bak, doğu yönüne gider demiyor. Doğu yönüne sürüklenir. Evet, o tarafa doğru sürüklenecektir yani. Yerden bakan durgun gözlemciye göre uçağın sürati havanın süratinden süre, e, hava uçağın havadaki süratinden daha fazladır. Evet. Şimdi normalde uçağın hızı kaç? 40. Peki biz burada yere göre hızını ne bulduk? 50. Evet, 50 daha büyüktür. Bu da doğrudur yangın söndürme uçağı doğrultusunu değiştirirse istenen hedefe varabilir. Evet siz eğer siz eğer e, yani burada mesela bu noktadan bu noktaya varmak istiyorsanız e, sizi doğu yönde sürüklüyorsa o zaman siz ne yaparsınız? Bu şekilde yola çıkarsınız. Sürükleyince rüzgar da şurada ve rüzgar olsun. Ne yapar sizi karşı tarafa çıkarır. O zaman doğrultunuzu değiştirmeniz gerekir. Cevabımız bu durumda. E şıkkı olacaktır gençler. 70 şey 6 Doğuya doğru 70 km bölü saat hızla hareket eden K aracındaki gözlemci aynı yoldaki L aracın hızını batıya doğru 150 km bölü saat hızla saat olarak ölçüyor. Buna göre yol kenarı duran Ali L aracın hızını hangi yönde kaç km bölü saat olarak görür? Evet az önce pratik yaptık. Bu üçüncü soru oldu. Gençler siz doğuya doğru gidiyorken bakın siz doğuya doğru gidiyorsunuz. VK bu yönde. L aracın hızını ise batıya doğru V bağıl V bağıl 150 mi gördünüz? Bakın siz normalde 70'e gidiyorken bağıl hızı 150 mi gördünüz? Pratik yapın artık bakın. Yani zıt yönde gidiyor görüyorsunuz ve daha büyük görüyorsunuz. O zaman bu kişinin nasıl gitmesi lazım? Bu kişinin değil mi? Batıya doğru V batıya doğru. 80'le gidiyor olması gerekir gençler. Tamam? 80'le gidiyor olması lazım ki ne söyledim az önce? Zıt yönlü araçlar görüyorsak bunları bağlızın büyüklüğüne bakıyorsak toplarsınız. Aynı zamanda hangi yöne gidiyor görürsünüz. E, size doğru zaten zıt yönde geldiği için siz de yani kendinize zıt yönlü gidiyormuş gibi görürsünüz. Siz eğer doğu yönüne gidiyorsanız batı yönüne gelen aracı batı yönde görürsünüz ama tabii ki ikinizin toplamı olarak görürsünüz. Yani burada hızını 80 olarak bulmuş olduk. Cevabımız A şıkkı olacaktır. Hocam ben bu sorun mantığını tam anlamadım. Yani bana formülle gösterin diyenler için. Şimdiki yöntem sizin için geliyor. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Bizim L aracımız L aracımız şu anda doğuya doğru gidiyor. Bize ne söyledi? Bağlızın, bağlızın 150 olduğunu söyledi. Hangi yönde? Batı yönde. Şimdi bağlı hız nasıl bulunuyordu? Şuraya yazalım. V bağıl. Bağlı hızın formülü. V gözlenen eksi V gözlemciydi. V gözlenen eksi V gözlemci. Şimdi burada kim gözlenen kim gözlemci? Ee, yol kenarında önce ne demiş? L aracının hızını. Ha burada hocam az önce, biz hiç Ali'yi hesaba katmadık. Ya biz zaten yere göre hızını bulduk. Yol kenarında duran bir kişi yere göre Hızını ölçen insan O yüzden buna hesap bakatmadık. Yani bu cümleyi şey yapmadık. Çünkü zaten biz yeri göre hızını bulduk. Bu işte yere göre, yerde olduğuna göre direkt cevap aynı cevaptır yani. Şimdi burada e, ölçen kim? L aracının hızını bir şey yanlış söylemiş. K aracıymış. K aracı 70 gidiyor. Tamam mı? K aracı 70 gidiyor. O zaman K aracındaki gözlemci L aracını diyor ya. L aracı bizim için gözlenen, gözlenendir. K aracı ise bizim için gözlemcidir. Ee, dolayısıyla formda yerine koyarsak aslında nasıl yazılır? Gözlenen eksi gözlemci. Yani VL eksi VK şeklinde yazmanız lazım. Şimdi VL eksi VK VL eksi VK bizim için neymiş? 150'ye eşitmiş. Peki eee şöyle yapalım mı? VK diye, ya. Bu VK'yı ters çevirin. Eksi VK eşittir 70 midir? Bakın şuraya bakın şimdi. VL eksi VK 150 ama eksi VK 70. O zaman eksi VK'yı VL ile toplayınca 150 bulmanız için burada VL'nin ne olması lazım? VL'nin ifadesinin 80 olması lazım. Niye? 80 ile 70'i toplayınca siz 150 bulasınız. Burada V'li eksi VK'nın ee, 150 olması için eksi VK 70 ise V'li 80 olması lazım. Hangi yönde? Batı yönde. Bu şekilde de yapabilirsiniz ama bence ilk yöntem daha kolaydı. 7. soru. Bisikletiyle batıya doğru 10 km saat hızla ilerleyen Ahmet Erol'un bisikletle kuzeye doğru 5 km saat hız ile ilerlediğini görüyor. Erol'un yere göre hızı kaç kilometre bölü saattir? Bisiklet ile batıya doğru ilerleyen Ahmet. Ahmet batıya doğru ilerliyor. Hangi hızla? Onunla. Peki Erol, u, Erol u ne yapıyormuş? Erol'un hangi hıza gittiğini bilmiyoruz ama ona bakınca onun bağlı hızını ne bulmuş? 5 kilometre bölü saat hızla kuzeye doğru gittiğini görmüş gençler. Şimdi bunu da ee, yani isterseniz yine V bağlı eşittir V gözden eksi V gözlemciden yapabilirsiniz. Bir sorun. oradan yapalım bir. Şimdi bu bağlı hız nedir? Ee, gözlenen eksi V gözlemcidir değil mi? Ee, kuzeye doğru görüyor. Tamam budur bu. Şimdi bisiklet ile batıya doğru ile Ahmet. Ee, Ahmet görüyor. Ahmet gözlemci bizim için. Yani o zaman bu bizim için aynı zamanda V gözlemcidir. Şimdi neydi? Gözlenen aynen kalsın. Gözlemciyi ters çevirin demiştik. O zaman şimdi siz gözlemciyi ters çevirdiniz. Eksi V Ahmet. Burada drone oldu. Burada bunu neyle toplarsanız siz bunu neyle toplarsanız 5 bulursunuz. Bunu diyor sizlere. Şu vektör de bizim için V bağlıdır. V bağlı bağlı da 5'tir. Kuzeye doğru gittiğini görmüş. O zaman gençler şimdi e, ucu ekleme yönteminden yapmış oluyorsun bu yöntemi. Yani bu yöntemi kullanıyorsanız ucu yöntemi yöntemi. Ucu ekleme yöntemine göre o zaman bize şu kırmızı vektör lazımdır. Niye? Biz bağlazı nasıl buluruz? Bağlazı Eksi gözlemci, gözlemci, ters çevirip topluyoruz. Yani kırmızı vektörle topladığınız zaman siz burada sonuca ulaşıyorsunuz. O zaman bu kırmızı vektörün de olması lazım? Bu hemen üçgenlerde şöyle anlatılmaz size. Eğer burası 1, burası 2 ise burası nedir? Kök 5'tir. Küçük olanın kök 5 katıdır. O zaman sarı vektör 5, burası 10. Bakın 1'e 2 oranı var değil mi? O zaman ne olması lazım burası? 5 kök 5 şeklinde Erol'un hızının olması lazım. Bu birinci yöntem idi. Ee, anlamayanlar üzülmesinler. İkinci yöntemle de soruyu anlatıyorum gençler. Şimdi ikinci yöntemi şunu yapıyorsunuz. Önce kolay bir halini şey kolay bir sorudan atayım. Diyelim ki şu K aracı olsun. Şu da L aracı olsun. Dedi ki size K'ya göre K'ya göre L'nin hızı dedi. Şimdi K'ya göre diyorsa K gözlemci. Gözlemci ne yapar? Bakar değil mi? O zaman K'dan L'nin ucuna bir vektör çiziyorsunuz. Bu bize bağlızı verecektir. Tamam mı? Yani gözlenen eksi gözlemcinin dışında bu şekilde yapabilirsiniz. Kim kime bakıyorsa siz de onun okuncundan diğer okuncu onun okuncuna bir vektör çiziyorsunuz ama dikkat edin bu yöntemi kullanırken başlangıç noktalarını birleştiriyorsunuz. Bu şekilde yapıyoruz. Anlaşıldı mı şimdi bu yöntem? Bunu kullanacağım. Şimdi batıyor doğru gitmekten Ahmet. Ahmet batıyor doğru gidiyor. Ve Ahmet. Şimdi kuzeye doğru gittiğini mi görmüş? Yani bakış atmış bakın bakış atmış. Yani burada şu bizim için bağlı hızdır. Bağlız hız bu şekilde çizdik. Neden? Çünkü Ahmet baktığı için Ahmet'in okunucundan bu Erol'un okunucuna çizmiş olacaksın. Peki Erol'un nasıl bir şey olması lazım o zaman? Erol'un şöyle bir vektör olması lazımdır. Böyle vektör olursa eğer Erol ne dersin o zaman? Hocam ben Ahmet'in okunucundan, Erol'un okunucundan bir vektör çizdim. Bağlızı sarı vektör şeklinde buldum diyebilirsiniz. Evet o zaman vektörler yerine koyan büyüklüğünü ah Ahmet'in hızı 10 idi. Bağlızın büyüklüğünü 5 bulduk. O zaman burada Erol'un hızının ne olması lazım? 5 kök 5 şeklinde olması lazım. Az önce söyledim. Tek az 1, 2, Kök 5'tir. Küçük olan vektörün kök 5 katına eşittir dersiniz. Bu şekilde pratik olarak yapabilirsiniz gençler. Bana göre bu e, ikinci yöntem, ikinci yöntem bu soruyu çözmek için daha kolay bir yöntemdir. Aklınız olsun. Zaten böyle açılı sorular varsa yani paralel değilse, tamam mı? Böyle zıt yönü gitmiyorsa, e, işte veya paralel değilse açılı sorularda bu yöntemi kullanmanızı tavsiye ederim gençler. Cevabımız bu durumda E şıkkı olacaktır. Bakın mesela ee, bu yeni öğrendiğimiz yönteme yapalım istiyorsanız kim kime bakıyor önce okuyalım A vektörü Zeynep'in bulunduğu arabanın hız vektörünü B vektörü ise Merve'nin bulunduğu arabanın Zeynep'e göre hız vektörünü veriyor. Aa yani şey değil Merve'nin aracı değilmiş bu B vektörü Merve'nin bulunduğu arabanın Zeynep'e göre hız vektörü yani aslında şu sizin gördüğünüz şeyine bağlıs. Yeni öğrendiğiniz yönteme göre nedir aslında bu? Bakıştır. Bakış bu şekilde olmuş. Şimdi o zaman bakışı nasıl yapıyorduk? Kim kime bakıyorsa onun okunucundan diğer okunucuya mı çiziyorduk? Şimdi o zaman burada e, Merve'nin bulunduğu arabanın ZNB göre hız vektörü. Yani Zeynep gözlemci. Zeynep bakış atmış. Bakış atınca B vektörü ortaya çıkmış. O zaman bakışın bu şekilde olabilmesi için dikkat edin buraya bir birim de ekledim çünkü 4 birim burada da 3 birim vardı böyle. Şimdi o zaman e, demek ki Merve'nin nasıl bir hız vektörü olması lazım? Merve'nin hız vektörü şöyle bir şey olması lazım. V Merve. Merve'nin hız vektörü bu şekilde olursa siz de bakış yöntemiyle bu şekilde yapabilirsiniz. Bana göre daha kolay yöntemdir bu. Bu açılı sorular için yani paralel olmayanlarda. Bunu kullanın gençler. Işte. Evet o zaman bu vektör hangi vektör oldu? Şöyle küçültelim. Bakalım hangisinde var bu çizdiğimiz. Dikkat edin nasıl çizdim Yatayda 3 birim. Düşeyde 2 birim şeklinde çizdim. Bakın bu şekilde. Hangisinde var? Burada var. Yatayda 3 birim. Düşeyde 2 birim. Cevabımız bu durumda. D şıkkı olacaktır. Nehir sorusu geldi. Akıntı hızı VA yani akıntı hızı 1 metre bölü saniye olan nehre kıyı ile 53 derece açı yapacak biçimde giren bir kayın suya göre hız vektörü şekilde gibidir. Gençler bu tip sorularda verilen hız vektörü neye göre olduğuna dikkat edin. Eğer suya göre hıza suya göre hız verilirse nehrin içinde yere göre hızını bulmanız lazım gençler. Yere göre hız nasıl bulunur sorularda? Yere göre hız. Az önce aslında şeyde anlattım. Yukarıda sorudan anlattım. Araca göre hız falan vardı ya. Evet orada ne söyledik? yere göre hız araca göre hız ile aracınızın toplamıdır. Burada nasıl olacak? Araç yok da ne var burada? Su var. Yani suya göre hız ile suyun hızının burada sorularda su demezler de bunun yerine V akıntı derler gençler. Tamam mı? Suya göre hız ile akıntı hızının vektörel toplamıdır. Buna dikkat edin. Vektörel topluyorsunuz. Şimdi o zaman siz ne yapacaksın aslında? Şu iki gördüğünüz VK ile VA'yı toplayacaksanız toplamadan önce kolay için şöyle yapalım. 5'i bileşenlerine ayırın. Bileşim bileşenine kaç yapar? Vektörleri artık öğrenmiş olmanız lazım. 53'ün karşısı her zaman 4 ve 4'ün katları. Burası ise bakın şöyle taşıdığınız zaman 37'in karşısı olmuş oluyor. Burası ise 3'tür. Yani o zaman siz şu 4'e 3 ile bir de akıntı var. Bunu toplarsanız ne yapıyor? aslında 4'e 4 yapıyor. 4 4'ün birleşkesi ne yapar gençler? F, F, 90 derecede F, F, F kök 2. 4, 4, 4 kök 2 şeklinde olması gerekir. Cevabımız burada D şıkkıdır. Tekrar, tekrar, söylüyorum. Eğer size yere, göre hız sorulduğu zaman ve verilen hız suya göre hız ile hız ise suya göre hız ile akıntı hızını vektör olarak toplamanız lazım. Biz de vektörel topladık bunları. Cevabı D şıkkı bulduk gençler. 10. soruya bakalım. Bakın dediğim yine gelmiş. Akıntı hızının 2 metre müsaniye olduğu nehirde bir yüzücü 4 metre saniye hız ile kara noktasından suya dik olarak yüzmeye başlıyor. Yüzünün yere göre hız nedir? Ne söyledik? Tekrar söylüyoruz. Yere göre hız nasıl bulunuyor? Suya göre hız ile akıntı hızının vektörel toplamıdır. O zaman burada 4 var. 4 var. 2 var. Bu ikisinin bileşkesi ne yapar? Burası e, pratik. Değil mi? Ne söylersiniz? Kök 5 kat değil mi? Küçük olan kök 5 katıdır. Yani burası 2 kök 5 yapar dersin. Hocam nasıl yaptık bunu? Bak tekrar yazıyorum artık. Bunları biraz biraz öğrenin. A'ya 2A ise burası ise küçük olanın evet. kök 5 katıdır. Daha da hocam ben bunun da nereden geldiğini anlamadım diyenler. Sizin için ne yazıyorum bak. X, Y, Z. Şöyledir. X'in karesi artı. Y'nin karesi eşittir. Z'nin karesi de hipotenüsü bu şekilde buluyorsunuz. Tamam. Pratik bu şekilde yapabilirsiniz. Cevabımız A şıkkı olmalıdır. 11. soru. Yere göre 7, metri, 7 metre, bölü saniye hızla gitmekte olan kamyon kasası içindeki bir topun kamyona göre hızı şekilde gibidir. Yere göre Bakın yine yere göre hız geldi. Ne yapıyorsunuz? Kamyona göre hız ile kamyonun hızını toplamanız lazım. O zaman 7 ile 1'i toplarsanız ne yapar? Burada bilemiyorsanız eğer yapın. Yani bileşkesini nasıl bulursunuz? A kare artı B kare. Değil mi? eşittir c kareydi ya bu şekilde yapıyorsunuz. Yani 7'nin karesi artı 1'in karesi ne yapar buradan? 49 artı 1'den 50 yapar r kare değeri. 50 de dışarıya nasıl çıkar? 5 kök 2 şeklinde çıkar dersiniz. Nasıl yaptık? Belki bu sorudan başlayanlar vardır. Yere göre hız nasıl bulunur? Araca göre hız ile aracın hızını topluyorsunuz gençler araca göre hız ile aracın hızının vektörel toplamıdır tabii ki ama. Niye? Hız nasıl büyüklük? Vektörel büyüklük. O zaman siz de vektörel olarak toplayacaksınız. Nehirde olsaydı ne yapıyoruz? Suya göre hız ile suyun topluyoruz. Araba olunca ne oluyor? Araca göre hız ile aracın hızını topluyorsun. Bu şekilde yapıyoruz. Cevabımız aşık oldu. Evet geldik son sorumuza. Hedef tahtasına 24 metre uzaktan şekildeki batılan bir ok bir saniye sonra gidiş hattına dik ve sabit hızla esen rüzgar nedeniyle hedeften 7 metre sağda duvara saplanıyor. Buna göre okun saplanma hızı kaç metre bir saniyedir. Şimdi e, yukarıda soru geldi. Mesela siz ne yapıyorsun? Bir yere hedef alıyorsun değil mi? Kuzey'e doğru uçmuştu. Bir uçak vardı az önce. E, rüzgar da onu sap, e, saptırdı doğuya doğru. O zaman bu şu yöne gitmedi Hatta sayılar nasıldı? Normalde uçağın hızı kuzeye doğru 40'tı. Rüzgarın hızı neydi? 30'du. O zaman bu aslında bu uçağın yere göre hızı nedir dedik? 50 demedik mi? Ona benziyor bakın o mantıkta. Şimdi siz bir saniyede karşıya varıyorsa aslında okun hızı nedir gençler? Okun hızı. Bir saniye 24 metre alıyorsa o zaman okunuzu 24 metrelü saniyedir. Yine bir saniyede 7 metre neden sapıyor? Rüzgardan dolayı sapıyor. Şöyle yap şöyle göstereyim de aşağıda değil aslında bu şeyde. Ee, rüzgarınızı da o zaman yeridir. Şimdi e, baktığımız zaman ikisi arasında kaçı 90 derece oldu. Yani o zaman 7, 24 değil mi? Onun kenarları 7, 24. Hangi özel üçgen? 7, 24, 25 üçgeni var gençler. O üçgendir bu. 7, 24, 25 metre sapar dersiniz. Yani siz bir yeri hedef aldığınız zaman ya rüzgar olmasa bile ağırlıktan dolayı aşağıda aşağı doğru sapar. Hadi ağırlığı sapa katmayalım. Yani rüzgar varsa orada e, rüzgar sizi saptırır. Rüzgar siz mesela buraya hedef aldırsınız ama rüzgar buraya saptırırsa aslında sizin burada hızınız nedir biliyor musunuz? Şu kırmızı vektördür. Yani siz bu nokta hedef aldınız ama A noktasına hedef aldınız ama B noktasına çarptı. Neden dolayı çarptı? Bir Rüzgar vardır mesela bu şekilde. <laughs> Pardon. Dolayısıyla burada kırmızı vektör sizin için yere göre hızdır. Sizin bu ortamdaki hızınız ile rüzgarın hızının vektörel toplamıdır. 7, 24'tür bunların hızları. Dolayısıyla bileşkesi ne yapar? 25 yapar deriz. Evet. Testin sonuna geldik gençler. Bağlıız. Evet, Biraz zorlandınızdır. Değil mi? Zorlanmışsınızdır. E, vektörleri bilmek lazım. Bir de işin içinde hareket konusu da geliyor. Yani e, o yüzden bağlı hareket vektörlerden daha zordur. Hem hareket konusunu bilmeniz lazım. Hem vektörlere hakim olmanız lazım. Onlardan sonra yapılan bir konudur. E, i̇nşallah anlamışsınızdır. Bir daha anlamadıysanız bir daha dinleyebilirsiniz. Farklı hocalarla bir daha dinleyin konuyu. Biraz iyice otursun. Ha bu arada şöyle güzel haber vereyim. Diğer konular şimdi çok fazla gelmeyecek burası yani. Ee, dolayısıyla burayla ilgili sadece ama, bundan sonra konular çok önemli. Bu arada vektörlerde geçen videoda söylemiştim. Yani vektörler konusu bizim için temel konudur. Vektörler bu dönemki göreceğiniz konuların hepsinde gelecek gençler. Neredeyse hepsinde geliyor. O yüzden vektörleri mutlaka iyi bilin. ki Kaldı ki bağlı hareket yapmak için, yapmak için yine vektörleri bilmek gerekiyor. Evet hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin gençler. Bağlı hareketin ikinci testinde kazanım karavan testlerinin dördüncüsünde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.